150'den fazla ülkede kullanabileceğiniz bir adaptörün olması içinizi rahatlatıyor. Ürünleri kullanabileceksiniz. Bu şekilde küçücük bir şeyle, seyahat çantasıyla çantanızı koyup çıkın. Şuraya USB kablosunu takıyorum. Ve şurası da biliyorsunuz Amerikan. O yüzden şuradan çıkan dönüştürücüyü kullanıyorum. Gizli bölmesi var. Böyle çıkarıyorsunuz. Bu da Avrupa ve Türkiye'de kullanılan adaptör, bildiğiniz gibi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dünya çapında kullandığım adaptörden bahsetmek istiyorum. Bunun açılış kutusunu yapmadım çünkü biraz kullandıktan sonra çekmek istedim. Hayatınızı kolaylaştıran bir ürün şu adaptör. Göstereceğim bunu. Şöyle bir kutudan çıkıyor. Worldwide, dünya çapında kullanabilen adaptör şeklinde şöyle 3 tane parçası var. Bir de şu var, küçük ekstra olarak Avrupa'da ve Türkiye'de kullanılabilen. Şu şekilde birazdan tanıtacağım. Adaptör şu şekilde. Benim dönüştürücüm şöyle. Ben Amerika'dan getirdiğim ürünleri Türkiye'de kullanabilmek için bir adaptörüm vardı. Fakat bu sefer Amerika'ya gittiğimde ilk defa tabletimin şarjı için bir adaptör gerekiyordu. İlk defa Amerika'da lazım oldu. O yüzden bunu aldım. Önceden hiçbir Türkiye'den aldığım ürünü Amerika'da kullanmamıştım. İlk defa tabletim için kullandım. Çünkü ben bütün elektronik eşyalarım hemen hemen ucuza denk geldiği için Amerika'dan alıyordum. Telefonumu yıllardır Amerika'dan gelen telefonumu kullanıyordum ve burada aldığım adaptör bir sorun çıkarmadı. Hala kullanılıyor. Ama dediğim gibi ilk defa Türkiye'deki bir ürün Amerika'da kullanmak istediğim için şöyle kutusundan çıkan ve çok tatlı bir kutusu var. Bunu ablamla almıştık. Adaptör 150 ülkeden fazla ülkede kullanılabiliyor. Ve düşünsenize, hani sence bununla dünya turuna çıktığınızda telefonunuzu, bilgisayarınızı şarj edebiliyorsunuz. Hiçbir yer aramadan, birilerini sormadan şu küçücük ürün bütün sorunlarınızı çözüyor. Uzun kullanımdan sonra videosu neden çekmek istedim derseniz, ürünlere zarar verecek mi biliyorsunuz, işte volt sıkıntısı falan olabiliyor. Onu yaşayacağım mı diye merak ettiğimden uzun kullanım videosu çekmek istedim ve bir sıkıntı yaşamadım. Adaptör aldığınızda zaten hani bilinen bir marka aldığınızda genelde sıkıntı çıkmıyor. Hani bir şeyin çakması olmadığı sürece. Yani o kadar elektronik ürünlere para veriyoruz. O yüzden bence çok kaçınmamak gerekiyor. Bunu 16 dolara almıştık. Gayet de güzel çıktı. Şimdi kullanım olarak nasıl kullanıyoruz derseniz, ben en çok şunu kullanıyorum telefonumu şarj etmek için. Ben göstereyim. Bir saniye, geldim. Şimdi telefonu şarj etmek için ben eski adaptörümü kaybettim. O yüzden Türkiye'de kullandığım adaptör şu anlık şu. Ay, susadım. Niye öksürüyorum? Coronavirus! Neyse. Tamam, iyiyim. Şimdi Türkiye'de kullandığım USB kablo için, telefonun şarj kablosu için kullandığım, şuraya USB kablosunu takıyorum. Bu şekilde. Ve şurası da biliyorsunuz Amerikan, yüzden şuradan çıkan dönüştürücüyü kullanıyorum. Şöyle, onu da göstereyim size. Şu şekilde çıkıyor. Şurada bir gizli bölmesi var. Böyle çıkarıyorsunuz. Bu da Avrupa ve Türkiye'de kullanılan adaptör. Bildiğiniz gibi buradan dönüştürücüyü taktığınızda USB kabloyu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Telefonumu buna şarj ediyorum. Bunun dışında sadece bunu kullandığım neler var derseniz, bunun gibi benim bir tane daha vardı. Onu kaybettim. Arkadaşlar, şunları ben 10 yıldır kullanıyorum. Amerika'dan almıştım. Saç düzleştirici ve maşallah, yenilesem iyi olacak ama fiyatlar malum pahalılar. Ve taş gibiler, gerçekten hala gayet güzel çalışıyorlar. Bu adaptörler, yani Amerika'dan aldığım ürünler, Türkiye'de bir sıkıntı çekmedim. Belki orijinal adaptör kullandığım için de olabilir. Bu şekilde bunları da kullanabiliyorum.
sıkıntı yaşamadan bunu da sadece şu şekilde kullanıyorum. Hepsi için. Bunun dışında biraz önce dediğim gibi telefonu şarj etmek için kullandığım bir kabloyu ben şunu da kullanmak istedim. Bunu tezim için aldım. Akıllı saat, Apple Watch falan değil. Ama bunu şöyle taktığımda şurası gördüğünüz gibi kısa geliyordu. Yani bunu Türk şeylerine taksanız da kısa gelecek. O yüzden ne yaptım derseniz, böyle büyük bir adaptörünüz olunca, parçalı adaptörünüz olunca çareler gerçekten tükenmiyor. Prize takılmadı. Prize takılmadığı için şu şekilde ekstra bir adaptör aldım. Ay, kıracağım. Şu şekilde ekstra bir adaptör aldım. Bunu taktım şöyle. Şu kısmı taktım ve böyle üçlü kullandım. Üçlü kullandığım zaman şurada bir boşluk oluştu ve prize taktığım zaman sıkıntısız prize girdi. Yani sıkıntı çekmedim bunu şarj ederken. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bunun dışında ya mesela bilgisayarı da ben Amerika'dan almıştım. Bunda da bir sıkıntı çekmeden kullanabiliyorum. Bilgisayara zarar vermedi. Gayet bilgisayarın şarjı güzel gidiyor. Gayet hızlı dolduruyor. Yine bunu da sıkıntı çekmeden dönüştürücüyle bu şekilde takıp kullanabiliyorum. Gayet rahat. Peki diğer ülkeler için nasıl derseniz aparatları hatta birlikte bakalım. Erasmus yaptığım zaman sadece şu bana yetti. Sadece Türkiye'de kullanılan şarj aleti bana yetti. Çünkü Avrupa'daki dişler bu şekilde. Sıkıntı çekmeden kullanabiliyorsunuz. Ama diyelim ki dünyayı gezeceksiniz. Dünya turu yapacaksınız. Erasmus yapacaksınız. Başka ülkeleri gezeceksiniz Avrupa dışında. Derseniz de şu şekilde hangi ülkelere gidiyormuş. Ah, elimi bir kestim. Hızlıcık kesildi neyse. Ben bunu ta Amerika'dan getirdim video çekmek için biliyor musunuz? Atacağım artık. Yani atmam gerekiyor. Yani şu şekilde. Şu üçlü olanlar göstereyim. Ya burada o kadar çok bölümler var ki ben daha tam böyle çözemedim. Şu mesela bir parçası. Şu üç bölmeli. Şöyle. Şu üç bölmeli olan şuralarda kullanılıyormuş. Afrika'da, Hong Kong'da, Singapur'da ve İngiltere'de ve İrlanda'da. Yani İngiltere'ye falan gitmeyi düşünüyorsanız ben açıkçası İngiltere Avrupa gibidir diye düşünüyordum. Ama demek ki böyle üçlü bir adaptör kullanıyorlarmış demek İngiltere'de. Yani eskiden Avrupa'ya aitti. Avrupa'da şunlar kullanıldığı için ilginç. Yani benim anlamadım. Niye tüm dünya ülkeleri böyle bir kargaşa içinde yani şuna geçsiniz de keşke. Avrupa'ya uyun yani bilmiyorum. İnşallah geçerler. İnşallah şöyle bir arınırlar. Biz de şunları böyle parça parça taşımak zorunda kalmayız. Şu zaten dediği gibi benim biraz önce söylediğim Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Afrika'nın bölgelerinde, Asya'da ve Karabiyan. İkili çizgi olan Kuzey ve Güney Amerika, Karabiyan. Yine Karabiyan geldi. Avrupa'da da Karabiyan'da kullanılıyor. Yine bu da. Demek ki iki tane kullanıyor Karayipler. İlginç. Ve Japonya. Yani Amerika'da kullandığınız bir cihazın adaptörünü Japonya'da da kullanabiliyorsunuz. İlginç. Şöyle ikili çizgi olan var. İkili çizgi olan da şunlar mı acaba? Şu mu? Arkadaşlar ikili çizgiyi çözemedim. Şu şekilde göstereyim. Biraz daha şöyle yani paralel değil. Ama göremedim. Gerçekten göremedim. Bilmiyorum. Size gittiğimde sorarım. 150 ülkeden fazla şeyde kullanılabiliyor. Hemen hemen her ülkede yani. Herhalde kullanırım. O da nerelerde kullanılıyormuş? Avustralya, Çin, Fiji ve New Zealand'da. Dışından alınan ürünleri kullanmak için kullandığım adaptör bu. Markasını da tekrar göstereyim. Markası bu şekilde. Amazon'dan falan eğer isterseniz sipariş verebilirsiniz. Ben memnunum.
Ezmeyi seven biriyim. Tabii şu an çıkamıyoruz bir yerlere ama sonuçta böyle elinizin altında 150'den fazla ülkede kullanabileceğiniz bir adaptörün olması içinizi rahatlatıyor. Hani yurt dışına çıkıp bunlarla uğraşmayacaksınız en azından. Böyle seyahat çantası da var. Bu şekilde koyup hem yurt dışından alınan ürünleri kullanabileceksiniz. Bu şekilde küçücük bir şeyle, seyahat çantasıyla çantanızı koyup çıkın. Ben gayet memnunum. Dediğim gibi ürünleri de bozmadı. Yani şu maşayı, düzleştiriciyi falan bile 10 yıldır kullanıyorum. Bilgisayar, telefon, işte kamera vesaire, bunlar da sıkıntı çekmedim bu adaptörü kullanırken. Ama dediğim gibi böyle orijinal bir adaptör kullanmaya bence dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sıkıntı çekmemek adına. Bu şekilde uzun kullanım videosu çekmek istedim. Memnun kalacak mıyım, kalmayacak mıyım diye memnunum ve çok tatlı. Bayağı işimi görüyor. İnşallah beni yarı yolda bırakmaz. Uzun süre kullanırım diye düşünüyorum. Olmuştu ablamın hatırası. Öyle. Kullanıyorum yani, güzel, gayet memnunum. İnşallah böyle bununla böyle valiz hazırladığım, seyahatleri çıktığım videolar da gelir. Böyle yanımda taşırım. Bilmiyorum. Güzel olur. İnşallah. İnşallah gezebiliriz. İnşallah seyahat videoları da gelir. Neden olmasın? Bakalım. Hayırlısı diyorum. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız da bekliyorum. Oradan zil butonuna basarsanız bildirimleri de alırsınız. Her videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.